Herkese merhaba. İyi ki almışım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfak malzemelerinden set üstü ocaktan bahsetmek istiyorum. Benim kullanmış olduğum set üstü ocak Bosch markasına ait. 2010 yılında aldım. 10 yıldır kullanıyorum. Ürün doğal gazlı. 4 adet gözü mevcut. Elektrikli ocak gözü yok. Hepsi doğal gaz ile çalışıyor. Şu şekilde 2 adet ızgarası var. Gaz emniyeti mevcut, çakmaklı mevcut, elektrikli çakmaklı. Şöyle. Kullanıyoruz burada. Ürünün teknik özelliklerinden bahsetmem gerekirse bu tarz ürünlerde çakmaklık ve gaz emniyetinde çok fazla arıza meydana geliyor. Bu çok sık rastlanan bir problem. Ben 10 yıldır bu tarz bir problemle yaşamadım, karşılaşmadım. Gaz emniyeti olsun, çakmaklı olsun aktif bir durumda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Diğer ikinci bir husus da ocakla bu düğme arasındaki mesafeden dolayı düğmede erimeler meydana geliyor. Bu da düğmede kullanılan malzemenin kalitesiyle alakalı bir durum. Görmüş olduğunuz gibi benim ürünümdeki tüm düğmeler sağlam, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu da çünkü rastlanan büyük sıkıntılardan bir tanesi. Diğer durumlara gelecek olursak, bu ocak gövdelerinde zamanla aşınmalar, tahribatlar meydana gelebiliyor. Ama ben bunu çok problem yapmadım çünkü 10 yıldır kullanıyorum. Yani illaki olacak, bu her türlü hangi marka olursa olsun yaşayabileceğimiz bir sorun diye düşünüyorum. Önemli olan teknik anlamda, elektrik aksamında bir sıkıntı olmaması, ürünü uzun sürede kullanabilmem. Bu benim için daha öncelikli bir özellik ve ben bununla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadım. Diğer bir hususta ürün inox, yani paslanmaz çelik. Tüm inoxlarda olduğu gibi bunda da ben temizlik sorununu aldığım ilk günden beri yaşıyorum. Ne yaparsam yapayım, hangi marka ürün kullanırsam kullanayım maalesef dümdüz, pürüzsüz bir yüzeye sahip olamıyorum yani. Bunu eğer sıkıntı yapıyorsanız kendinize bu tarz ürünlerden uzak durun. Çünkü gerçekten böyle parlak, dümdüz bir görüntüye sahip olamıyoruz. İster istemez lekelenmeler meydana kalıyor, izi kalıyor ve yüzeyi şöyle göstereyim. Yüzeyinde çizilmeler de meydana gelebiliyor. Yani sert ve silmeye gelmiyor. Lekelenmeler, o yüzden direkt silmeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde kurumaması lazım ocaktaki sim üzerinde. Çünkü sert ve silme işlemi uygularsanız yüzey ince olduğu için, yani hassas olduğu için çiziliyor. Çizilmeler meydana geliyor. Bu şekilde ürün ben hani bu sadece dediğim gibi inox olmasından dolayı yaşadığım temizlikteki sıkıntısı mevcut. Bunu da kendinize dert etmiyorsanız teknik anlamda alabileceğiniz bir ürün. Çünkü büyük sorunlar yaşanıyor. Yani ocak diyorsunuz belki, yemeğimi pişirsin yeter diyorsunuz belki ama hani alıyorsunuz, eğer özellikle şehir için alışveriş yapacaksınız, evde kalıcıysanız, hani öğrenciyseniz belki tabii ki de daha düşük bütçeli ürünleri tercih edebilirsiniz ama uzun vadede kullanmayı, uzun yıllar boyunca kullanmayı istiyorsanız, hani ilk defa alacaksanız bir de iyisini alın, kalitesini alın ki zamanla 10 yıl içinde bir ikinci ocağa geçmiş olmayın veya bir üçüncü ocağı kullanmak zorunda kalmayın. Ben memnun kaldım bu üründen. Sizlere de tavsiye ederim. Çünkü malzeme kalitesi olsun, dediğim gibi gaz emniyeti, çakmaklık kısmı olsun, bunlarla alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Sadece çakmaklık kısmından eğer ocağın şu gözlerine su kaçarsa böyle tık tık bir çakmak atma sesi oluyor. Onda direkt ocağı elektrikten çekip o kısmı temizlediğimiz zaman bu sıkıntı da hallolmuş oluyor. Direkt ses kesilmiyor. Bunu belirtmek isterim. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoları çekebilmem için bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.